Neler söylemek istersiniz? 1 Haziran Ulusal Fethi Pınarı Günü. Yaygın görülen bir çocuk hastalığından bahsediyoruz ve bizim hem topuk kan olarak bildiğimiz bir konu. Konuyu sizden dinleyelim. Evet. Fenilketonuri bir genetik hastalık ve vücutta protein sentezinde bozukluğa neden olan ve beyni etkileyen ağır zihinsel gerilik yapan çocuklarda bir hastalık. Bu nedenle ülkemizde 1980'lerde bir program başlatılıyor. Bu programın üzerine çok yardım görülmesi üzerine 1994'te ulusal, yani bütün ülkede doğan çocuklarda taranmaya başlıyor. 1994'ten beri bu hastalık taranıyor. Aşağı yukarı 4500 bebekte bir görülüyor ve ülkemizde de 1,5 milyonun üzerinde her yıl bebek dünyaya geldiğini düşünürsek, tarama yapılmadığı müddetçe ülkemizde 300'ün üzerinde bebek her yıl zihinsel özürlü olarak bu hastalık nedeniyle dünyaya gelmiş olacak. Bu nedenle bu hastalıkların taranması önemli. Bu hastalık anneler babalar mutlaka biliyordur. Bebekleri doğduktan bir hafta sonra aile hekimleri çağırır ve küçük bir kağıdın üzerine topuk kanı damlatarak kanları alınır. Bu topuk kanında 4 hastalık taranır. Fenilketonuri en uzun zamandır taranan hastalık. Bunun üzerine 2006'da konjenital hipotiroidi, hepimiz halk arasında biliyoruz hipotiroidi hastalığını. Bu bebeklerde olduğunda ağır, o da geri zeka özürlüğü yaptığı için o da 2006'da bu programa eklendi. 2008'de de biyotindaz eksikliği diye bir hastalık bu taramalara eklendi. 2015'te de kistik fibrozis denilen hastalık eklendi ve 4 hastalık topuk kanında taraması yapılıyor. Peki nasıl sonuçlar alınıyor? Bu örneğin topuk kanı alındı ve çocukta bu hastalıklar teşhis edildi. Nasıl bir tedavi süreci izleniyor? Tabii şimdi topuk kanları aile hekimleri alıyor, ilçe sağlık müdürlüklerine gönderiyorlar. Biz de bu çocukların bu kanları kaydını yapıyoruz ve Türkiye'de bölge bölge laboratuvarlar var. Biz İstanbul'a gönderiyoruz. Laboratuvarda eğer bir sıkıntı, bu çocukta hastalık olabilir, kesin tanı yine koymuyoruz bu topuk kanıyla. Bu çocukta hastalık olabilir diye ailesi aranıyor çocuğu ve tekrardan kesin tanı koyulması için hastanelere yönlendiriliyor. Tabii ki bu taramalarda bu hastalık çıkmayabilir de, ama bizim için önemli olan hastaları mutlaka teşhis ediyor olmamız. Anladım. Aralardan sağlam da çıkabilir, ama gerçek hastaları bulmak için mutlaka bu taramayı yapmamız gerekiyor. Anladım. Yani aile bilgilendiriliyor, Aile hastaneye bilgilendiriliyor ve yönlendiriliyor. hastaneye Daha yönlendiriliyor. sonra Kesin tanısı koyulmak üzere. daha sonra hangi alan bakıyor, hangi alan fark ediyor? Çocuk hekimleri Çocuk takip ediyor. Ayrıca fenilketonuri 1 Haziran ilan edildiği için onun üzerinde durmak istiyorum. Fenilketonuri özellikle genetik hastalık dedik. Bir de çekinik olarak taşınıyor genetik olarak ve bizim ülkemizde de akraba evliliği çok yüksek olduğu için bu hastalığın görülme sıklığını ve şiddetini biraz daha artırıyor. Bu nedenle de önemli bizde. Tanı koyulan bebekler kesinlikle anne sütü çok önemli diyoruz, ama bu bebeklerde biraz daha kesilmesi gerekiyor ve çok az kontrollü bir şekilde doktor kontrolünde verilebiliyor. Fakat bunun üzerine çocuk ömür boyu diyete devam etmek zorunda. Ömür boyu proteinli gıdaları, et, süt, yumurta, balık gibi proteinli gıdaları ve birçok gıdayı da kısıntılı, yani hiç almayacak şekilde beslenmek zorunda. Ki beyin gelişimi özellikle çocukluk yaşlarında önemli olduğunu düşünürsek, çocukluk yaşlarında çok sıkı bir diyete bağlı kalmak zorunda bu çocuklar. Peki ilerleyen yaşlarda nasıl bir etkileri oluyor? Tabi biraz daha ilerleyen yaşlarda beyin gelişimi tamamlandıktan sonra o zeka özürlüğü gibi bulgular görmüyoruz, ama yine de vücutta
etkilerini görebiliyorlar. Bu çocuklar genellikle sarışın olurlar. Saç rengini de etkilediği için bu metabolizma. Çocuklar açık gözlü, açık renk gözlü ve açık saçlı olurlar. Zaten erişkin yaşlarda diyetine dikkat etmeyen hastaların saç diplerinden sarı sarı beyaz beyaz saçları çıkmaya başlar ve anlarsınız diyetine uymadığını. Tabii çocukluk yaştaki kadar etkili değil ama ömür boyu tedaviye devam ediyorlar. Anladım. Peki bizim bölgemizde durum nasıl? Bu teşhislerde, taramalarda çok yaygın olarak görülüyor mu? Bölgemizdeki net rakamı bilmiyorum ama ülke olarak yaygın. Tabii ki burada Doğu ve Batı arasında pek çok sağlık göstergesinde azalma, değiş farklılıklar olabiliyor. Doğu ve Batı arasında akraba evliliklerinin az olduğunu düşünürsek biraz daha bölgesel farklılıklar olabilir. Evet. Bölgesel farklılıklar var. 4 hastalıktan bahsettiniz. Diğerlerinde etkileri ne kötüklenir gibi mi yoksa onlardan da biraz bahsedelim? Şöyle tabii bahsedelim. Özellikle hipotiroidi. Hani hep insanlar zayıflamak istediğinde söylerler bir tiroidlerine baktır diye. Bu çocuk için çok çok önemli bir hormon aslında. Yani erişkin yaşta bile çok etkilemiyor ama çocuklar için büyümeyi de etkileyen bir hormon olduğu için tiroid. Bebeklikte özellikle eksikliğinde çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor. Bu nedenle çocuklar mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Bebekler zaten anlaşılıyor, sarılıyor, işte sürekli uyku hali oluyor, dillerinde büyüme oluyor, göbek fıtığı oluyor bebeklerde. Zaten anlaşılabiliyor ama zaten topuk kanını taradığımız için hemen çocuklar yine tarama testinde bir sorun olduğunda hemen hastaneye yönlendirilerek testleri yaptırması istenmiyor. Çocukta zeka geriliği yapıyor yine hipotiroide. Biyotin de eksikliği de bir biyotin aslında bildiğimiz bir vitamin. Bu vitaminin vücutta kullanılamaması diyeyim, kullanılamaması nedeniyle bir hastalık oluyor. Yani toksik etki gösteriyor aslında kalan maddeler. Görme, işitme kaybı, nörolojik nöbet geçirme gibi etkileri oluyor ve koma ve ölüme kadar gidebiliyor bir yatırımdan eksikliğinde. Ve ülkemizde de sık görülüyor. 11 bin bebekte bir görülüyor bu da. Bu nedenle bunlar da taranıyor. Kistik fibrozis de bu kistik fibrozis bir zeka ya da herhangi bir özüre neden olmuyor çocukta. Fakat çocukların yaşam kalitesine, yani biz sağlığı hani hayatta kalmak ya da hasta olmamak diyebiliriz. Bu çocuklarda da hayat kalitesi etkileniyor. Sürekli solunum yolu enfeksiyonları oluyorlar. Kistik fibrozis vücutta mukozaları etkiliyor. Öyle tabir edebiliriz. Ve bağırsakları etkiliyor. Mukozada da en önemli olan şey akciğeri etkiliyor çocukları ve bağırsakları etkiliyor. Bağırsak sorunları, kabızlık, ishal gibi sorunlar olabiliyor. Akciğer çok önemli çünkü akciğerde tıkaçlar oluşturuyor. Yani mukus tıkaçları olduğu için sürekli enfeksiyon oluyor çocuklar. Akciğer enfeksiyonu oluyor. Bu nedenle akciğer rehabilitasyonu yapılıyor ve çocukları enfeksiyondan korumak adına bir takım yaşına göre uygun aşıları yapılarak çocuklar enfeksiyondan korunuyor. Ve kistik fibrozis de çok sık 2500 bebekte bir görüldüğü için ülkemizde yine çok sık. O yüzden erken tanınması önemli çünkü sık enfeksiyon, pek çok çocuk hani sık enfeksiyon geçirir ama o çocuklar tanınmadığında teker yaratabiliyor, daha zor geçirebiliyorlar. Bu nedenle tanınmaları önemli. Ne kadar erken tanırsak hayatları o kadar kaliteli oluyor. Anladım. Yani topuk kanının önemi çok fazla. Evet. Tanı koyulmadığı zaman ölüme kadar varabilen veya hep engelsiz yaşam diyoruz da yani bu engelli insanları çoğaltmış oluyoruz taramadığımız zaman. Koruyucu sağlık bu nedenle önemli. Anladım.